Şimdiki sorumuz, mikrofon sizde. Kime haykırmak istiyorsanız serbest kürsü, buyurun konuşun diyoruz. Bakalım vatandaşlar ne demiş? Hep beraber izliyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. İyi seyirler. Mikrofon sende. Evet. Kime haykırmak istiyorsun? Kime haykırmak istiyorsan buyurun. Cumhurbaşkanlığa haykırmak istiyorum efendim. Duysun yani, sesimizi duysun. Garibanların da yanında olsun yani. Diyor 5 milyon kişiye yardım ettik diyorlar ya, garibanların yanında değiller mi? Ben inanmıyorum efendim. Kendi yandaşlarına yardım ettiler efendim. Ben çünkü niye inanmıyorum? 5 kere müracaat ettim. Neymiş, ben işsizlik maaşı alıyormuşum. Ne bir gol erzak gönderdiler, ne hiçbir şey yok. O 1 lira ne yapayım diyorsun? 1000 lira gelmedi ki abi. Ben size, o zaman Cumhurbaşkanı haykırıyorsun, yardım etsin diyorsun değil mi? Tabii ki halkına yardım etsin abi ya. İnsanlar zor durumda. İnsanlar tekbirini alsın. Koronavirüsle ilgili. Görüyorsunuz her taraf hastalık dolu. Hiç kimse umursamıyor. O zaman insanlara haykırıyorsunuz, tedbirinizi alın. Evet, tedbirinizi alın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, artık yeter. Artık bu ülkede özgürlük, artık bir halk bir rahatlasın. Ya halk özgür değil mi? Ya, ben de halkım. Özgür değil abim. İnan ki özgürlük yok. Abi sen de konuşalım. Özgürlük yok. Ondan sonra ne bileyim parasal bir parasal olarak anlamında parasal yani siyasal özgürlük yok. Ben yıllardır aynı tıraş parasını alıyorum. Benim kiram adam iki katına çıktı. Malzeme fiyatın başını almış gitmiş dolarla. Ya senin ülkende dolara ne işi var? Türk parası varken sen niye bunu yapıyorsun? Ya sıkıntı yani, çok sıkıntı. Allah sonumuzu hayır etsin. Gidişat iyi değil. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir Türk vatandaşı olarak sana sesleniyorum. Senin hakkında ileri geri konuşana, eğer sen de bu cumhurun başındaysan, ben de sana haksızlık, hakaretli konuşuyorsam, bana da dava açmasan sen o annenin babanın evladı değilsin. Korum yazan, kollam yazan, gerekeni yapacaksın. O kadar diyorum. Ben hakkında hatalıysan bana da yapacaksın. Abi şimdi dünya da kokutu abi. Dünya kötü, bizim de kötü. Yani normaldir abi. Tamam. Normaldir. Son soru yok. Mikrofon sende. Kime haykırmak istersin? Kime istersen. Kime bir soru söylemek istersen. Abi bu ülkeyi abi şöyle bir şey bak. Bu yurt dışındaki insanlar var ya abi. Evet. Ha hepsini de dersem yanlış olur abi. Kesinlikle yanlış olur. Ama ülkemizi dıştan kötüleyenler var abi. Bu çok yanlış bir şey abi. Onlara mı seslenelim? Ülkemizi kötülemeyin. Ha, evet abi. Kötülemesinler abi. Çünkü abi o kötülükleri ülke geliyor bizim ülkemize, utanarak geri gidiyor. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Teşekkür ederim. Ben kimseye haykırmıyorum. Şu an memnunum her şeyden. Teşekkür ederim. Ya herkese haykırıyorum. Hepsi oturup bir masada halkın sorunlarını düşünmesi lazım. Ben hükümet yetkililerine ve partilere. Bütün parti, hükümetin, muhalefetin hepsi oturup bu halkın sorunları nedir? Biz bu Türkiye'yi nasıl yükseltiriz? Halkımızın sorunları nedir? Yok, o çıkıyor diyor. O ona laf atıyor. O çıkıyor ona laf atıyor. Bu böyle yürümez. Halk bir ne bileyim. Halkın gerçek sorunlara eğilmeleri lazım diyorsunuz. Tabii. Halk. Yani meselesi biraz örnek verdiniz. Maaşınız 5,5 artmış, %5,5. Evet. Belediye vergisi %50 artmış. Bunu izah etsinler. Temmuz'da da ne artacağı belli değil. Bunu izah etsinler. Bugün git bahçede soğan 50 kuruş, 75 kuruş. Burada 4 lira, 3,5, 4 lira. Peki vatandaş nasıl alıp nasıl geçinecek? Artık. Abi çok teşekkür ederim. Güzel haykırdın. Ben teşekkür ederim. Ya şimdi kime haykırmak ne demek istiyorum? Şimdi babanız, dostunuz, öğretmeniniz, işte notumu az verdi. Herkes serbest kürsü yani. Aklına ne geçiyorsun? Haykır. Kime bir şey söylemek istiyorsun? Şimdi ne yani çok ne diyeceğimi de bilemedim. Hazırlıksız yakalandım. Aynen öyle diyelim. Yani bu soruya hazır değildim doğrusu. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi güzel yönettiğini düşünüyorum. Ama tabii ki 83 milyon büyük bir ülkeyiz. Bazı aksaklıklar mutlaka olacaktır. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da Sağlık Bakanımız gibi bu deprem konusunda hassasiyetle çalışmasını ve şu an kentsel dönüşümü ve İstanbul'u yenilemeyi hızlandırmasını gerektiğini düşünüyorum. O zaman Çevre ve Şehircilik Bakanı haykırıyorsun. Deprem önemli bir gerçek. Depreme eğilin.
bunu çözün diyorsun. Ya şimdi şu anki gündemimiz pandemi. Pandemi bittikten sonraki gelecek gündemimizin deprem olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdiden hazırlık yapmalar gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul büyük bir metropol. İnsanlar hepsi evde. 5-6 şiddetinde bu gece bir deprem olduğunda kaç milyon insanın öleceğini bilemiyoruz. Onun için Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da bu konuda acil çalışmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru, çok sağ olun efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizim bu ülkemizi güzel yönettiğini düşünüyorum. Avrupa ülkelerine bakarak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben oradaki kaç tane milletvekili varsa hepsine söylüyorum bunu. Ama şu an burada bence Esenyurt kaymakamlığına seslenip adresini sana yardım etsinler. Söyle Esenyurt kaymakamına ne istiyorsun? Beyefendi ben de diyorum size ki bu yok diyorum ki gideyim. Yok işte seslen burada, onlar dinliyor bizi. Hasan Haken Hasan. Senin adın Hasan. Benim adım Hasan yine abi, başka bir şey değil ki. Sözüm yok diyorsun. Teşekkürler. Şimdi ne diyeyim? Bugün kimi haykırmak istiyorsun? Devletimizin başında kim var haykırma onadır mı? Ne istiyorsun mesela? Ne yapalım? Ekonominin düzelmesi, işsizliğin giderilmesi, toplumu kucaklaması. Hepsini istiyorsan. Çok teşekkür ederim. Adalet istiyorum sadece. Yok mu adalet? Adalet yok. Kadınları ağzımızı açtı mıydı? Kadınlar gidip bizi şikayet ediyor ama ben de şikayete gittim. Benim ifademe alınmadı. Eşin mi şikayete gitti? Evet. Ne diye? Eşim beni şikayet ettiği için ben de eşimi şikayet etmeye gittim. Ha yani erkeklere hak yok mu? Adalet yok mu? Kesinlikle erkeklere hiç hak yok. Kadınlar işimi arttırdılar bu virüs nedeniyle. Boşanma davaları çok oldu bak. Şok oldu mu? Evde. Kadınları abi nasıl işimi arttırır kadınları? Cumhurbaşkanımız kadınlara çok hak verdi efendim. Şimdi kadına ağzını açtın mıydı? Direkt suçlusun mu diyorsun? Direkt suçlusun. Ne yapmak lazım? Alo diyor, polis hemen kapıya geliyor. Siz gittiniz, ifadenizi mi almadılar? İfademi almadılar. Eşim beni dedim şikayet ediyor dedim. Ben eşimi tehdit ettiysem dedim, eşim de ben ediyor dedim. Ben de onun hakkında şikayetçi olmak istiyorum dedim. Benim ifademi almadılar. Kabul etmediler. Etmediler efendim. Atışalım karakoluna gidiyor. Adalet Bakanı'na mı sesleniyorsun, adalet olsun diye? Adalet istiyorum efendim. Ben 11 yıldır ben cezaevinde boşu boşuna yatıyorum. İnsanı öldüren babam da yatıyor, ben de yatıyorum. Tamam suçlu babam ise ben niye yatıyorum efendim? Onu ama soruyorum. Yardım etme, silah tutma falan filan, o çıkmıştı şeylerde. Hiçbir şey yok efendim, hiçbir şey. Sadece yani olayın içinde bulundum diye ben 11 yıldır yatıyorum. Ben çoluğum çocuğum perişan oldu. Eşim beni şu anda eve almıyor. Sığınacak bir yer aradım. Ne belediye koydum, ne kalmadım. Peki sıkıntı, cezaevinde çıkanlar şu an sıkıntı yaşıyor değil mi efendim? Yaşıyorlar efendim, çok sıkıntı yaşıyorlar. Yeri yok, yurdu yok 11 yıldır. Siz ne yapıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz şu an peki? Ne yapacaksınız? Sokakta kalıyorum efendim. Sokakta yatıyorum. Belki orada daha iyiydi değil mi? He. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Allah bilmiyorum, o kadar bir bilgim yok ama Allah işinizi rast getirsin diyeyim o kadar. Teşekkür ederim. Hiçbirine çünkü duymazlar. Öyle mi? Tabii. Duymazlar. Yoksa söylerdim. Söyleyin belki duyarlar ama. Yok. Hepiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na konuşmak istiyorum kardeşim. Sen koltuktansın kurban. Biz sana biz verdik. Biz seni getirdik başa. Kurban bütün halk seni getirdi başa. Bütün partileri HDP olsun, hepsini olsun, CHP olsun, hepsini bir araya al. Bu ülkeyi bile kaldırır ya, yeter artık. Bıktık size ya. Bir artık bir... Hepsi o da siyasi parti, hepsi artık siyasi parti. Sosyal mesafe bitti. Evet, sosyal mesafe yapar. Ya ben de diyorum ki kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Allah razı olsun. Hepsini bir araya alın. Bir masaya oturun. Video görüşmesi yapın. Tabii korona var ya abi. Video konferansı yapın. Hepsini bir araya al. Hepsini görüşünü al. Bu gençlerimize nasıl vereceğiz? Bu gençlerimize nasıl sahip çıkacağız? Bu gençlerimiz sokaklarda kalmış. Bu gençlerimiz disco yapamıyor. Bir şey yapamıyor. Yani hiçbir şey yapamıyor. Hani gençler... Disco mu lazım? He? Disco mu lazım şu an? Disco da lazım. Ya gençlere o zaman şöyle yapsın abi. Sayın Cumhurbaşkanı Allah razı olsun söylüyor. Yarın bugün gençler üniversiteye gidecekler. Haziran'da okul açılacak. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Madem onlar hiç şey yapmıyorsun. Öğrenci yaz, 72-72'ye gönder, kampanya yapalım, onlara gönderin paraları. Hadi bakalım, delikanlısınız ya. O gençlere sahip çıkalım o zaman. Kime haykırmak istiyorsunuz? Ben baştan CHP'ye haykırmak istiyorum. Buyurun, Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda. Demokratik görevli yani, ben demiyorum demokrat işini açıyorum. Demokratik görevli yazın. Mesela ne yapması gerekir? Evet, görevini yapsın. Mesela ne yapması gerekir de yapmadı. Evet ya, şimdi ne yapması gereken baştan ittifak yapmalı. Bütün demokrat
kitleyle ittifak yaparak bu dikte rejime karşı çıkmalı. Büyük şehirde yaptılar İstanbul'a. İkinci olarak Avrupa. Birleşmiş Milletler'e çağrım vardır. Evet. Onlara ne diyorsun? Avrupa bile yani Birleşmiş Milletler'e. Eğer bu iki, siz diyorsunuz biz demokrasinin beşiğiyiz. Biz demokrasi teminatıyız. Madem ki öyleyse bu gibi ülkelerden, Orta Doğu'da birçok ülkelerden kan gövdeyi götürüyor. Adaletsizlik vardır. Adaletsizlik savaşı vardır. Belki onlar bunu istiyor ki çıkamıyorsunuz. Adalet yok, adalet fikrini yapamıyor. Belki ya onlar istiyor ki savaş olsun ki silah satsınlar. Onlar çözülmesini istiyor. O silah satması da yine bir ahlak ilkesi olması lazım. Eğer silah satıyorsa da yine ahlak ilkesi olması lazım. Çok teşekkür ederim. Vallahi Türkiye'yi aykırmak isterim abi. Genel olarak Türkiye'yi kurulan yönetimine herkese aykırmak isterim abi. Ya herkesi ıslah ediyorum. Allah'a ıslah ediyorum. Ben bir şey demiyorum. Herkese Allah'a ıslah etsin. Cumhurbaşkanı olur, bakanlar olur, eşiniz olur, dostunuz olur, halk olur. Yani serbest. Ya düzen sistem kurulmuş. Kime haykıracaksın ki? Ama onu en azından bir fikir olarak diliyle bir şey söyleyebilirsin. Çünkü önce elinle, sonra dilinle, sonra kalbinle. Siz en azından dilinize söyleyebilirsiniz. Ya ülkenin cumhurbaşkanı ne diyordu, işte ülkenin başı odur. Ülkenin anlıyor mu birliği bütünlüğü için, ekonominin düzeni için, anladın mı? Elinde gelen her şeyi yapacaklar. Ki herhalde iyi de olacak gibime geliyor. Umudunuz var. Var, var. Nasıl yani? Bir daha atın. Yani mesela cumhurbaşkanı olur, bakanları olur, eşinize olur, ortağınıza, komşunuza, serbest. Ben sadece Allah'a söylüyorum, bu başımıza getirdiği bu musibeti bir an önce üzerimizden kaldırsın. Diğerlerine de can sağlığı diliyorum. Adalet Bakanı'na mı, Cumhurbaşkanı'na mı? O Cumhurbaşkanı'na. Yani mesela ne diyor? İnsanlar evde kalsın, çıkmayın dışarı diyor. Tamam, güzel bir şey. Adam oturuyor evinde o villasında oturuyor, o telefonla kuaförü ayağına gidiyor, şey parası var. Bir de evde kalıp da aç kalanlar var. Nasıl kalacak diyorsun? O nasıl kalacak? Hele bu koronavirüs bittiğinden sonra bir de ekonomi patlaması olacak. Bu insanlar ne yapacak? Sıkıntı mı? Sıkıntı, birbirini yiyecek. Bu projede müteahhit değil, esnaf kazanacak, doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız: telefon 0212 679 9049, GSM 0545 508 5540.